Evet sevgili seyirciler Ankara stüdyolarımızda bir konuğumuz olacak. Çünkü yaklaşık 5 milyon çalışan ve emeklinin gözü 3 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde. Biz de tam olarak bu konuyu konuşacağız, irdeleyeceğiz. Memur Sen Genel Başkan Ali Yalçın var stüdyo konuğumuz Ankara'da. Sayın Yalçın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim Pazartesi günü çok önemli bir görüşme gerçekleşecek. E, hükümetle e, memur e, kur, memur sözleşmeleri arasında memur memursen e, taleplerinize e, son şeklinizi verdiniz mi efendim? E, hükümetten talepleriniz neler olacak? Pazartesi günü e, 3 milyon 200 bin çalışan, 1 milyon 900 bin e, kamu çalışanı emeklisi için Masada olacağız 2016-2017 yılları için e, toplu sözleşme tekliflerimizi masada görüşmüş olacağız. Ve Ağustos ayı itibariyle, Ağustos ayının 31 itibariyle süreç tamamen bitmiş olacak. Biz masaya e, memursen ailesi olarak, e, kamu görevlileri sendikalarının heyet başkanı e, olarak tekliflerimizi devlet personel başkanlığı vasıtasıyla e, masaya sunmuş olduk. Dolayısıyla şu an Kamu işveren Heyeti adına Sayın Faruk Çelik Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı masada olacak. Dolayısıyla mutfağa çalıştırıyorlar ve pazartesi günü bize bizim tekliflerimizin karşısında tekliflerle gelmiş olacaklar. Biz tekliflerimizi masaya sunarken kamu çalışanlarının sıkıntılarını çözebilecek ve onlara bir nebze de olsun rahatlatmayı sağlayabilecek teklifleri masaya taşımış olduk. Dolayısıyla eee 27'si itibariyle Devlet Personel Başkanlığı önünde 81 ilden gelmiş olan memur sen il temsilcilerimizle beraber Devlet Personel Başkanlığına teklif ettik. 2016-2017 için 2 yıllık süreç için tekliflerimizi 4 başlıkta ifade edeyim özellikle çünkü ana şeyi 4 sacayak üzerine oturturduk ana kurguyu. Birincisi yüzdelik zam, ikincisi taban aylık zammı Üçüncüsü enflasyon farkı, dördüncüsü ise refahtan artış olarak e, zam bu, teklifimizi bunun üzerine kurguladık. Ama bunun haricinde e, diğer sosyal haklara ilişkin e, birçok talebimiz var ve masada bunlar görüşülecek. 2016 yılı için 8 artı 8, birinci altı ay 8, ikinci altı ay 8, yüzde 8 olmak üzere toplam 16.64'e tekabül edecek yıl sonu itibariyle bir yüzdelik zam teklifimiz var. Taban aylık için bütün kamu çalışanlarına seyyanın ödenecek olan 150 TL ve peşinden 2015 yılının büyümesinden e, pay istediğimiz %50 e, büyümesinden pay istiyoruz. 2016 için e, gerçekleşebilecek büyümeden, 3 er aylık dilimler halinde gerçekleşen büyümeden tamamından pay istiyor ve enflasyon farkının verilerek bu anlamda memurun ezdirilmesini e, hedefliyoruz. O yüzden 2017'ye geldiğimizde Birinci altay için %7, ikinci altay için yüzde %7 olmak üzere toplam 14.49 ee, oranında yüzdelik zam. 2017 için e, büyümeden pay taban aylığı 100 TL ve enflasyon farkı olmak üzere 2017 için de zam tekliflerimizi e, masaya e, gelsin diye devlet personel başkanlığına teklif etmiş durumdayız. Bunun haricinde de yine sosyal haklara ilişkin birçok başlık var. Vergi kesintilerinin çalışanlarda oluşturduğu kayıp var. Birinci altı ay verilen zammın ikinci altı ay kepçe, kaşıkla verilenin kepçeyle alındığı bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda vergi ödentisinden dolayı oluşan kayıpların yeniden iadesi noktasında bir teklifimiz söz konusu. Yine bunun yanında toplu sözleşme ikramiyesi gibi toplu sözleşme masasının en önemli e, enstrümanlarından birisi olan ve çalışan e, kesim içerisinde sendikal olan örgütlü olanların e, örgütlü olmasını ödüllendiren e, toplu sözleşme ikramiyesi kısmı var. Sendikal olanlara ödenen her ay e, her üç ayda bir ödenen 60 TL'lik kısmın yetkili sendikanın üyelerine %100 artırımlı olarak 120 TL ödenmesi gibi bir haklı talebimiz var ki bu e, şundan dolayıdır. E, yetkili sendika olarak memur sen ailesi olarak masaya 11 hizmet konunun tamamında yetkili olarak katılıyoruz. Memur sen masanın muhatabıdır. Dolayısıyla kamu işveren heyetinin karşısında kamu görevlileri sendikalarının heyet başkanlığını yürütmektedir. Dolayısıyla burada e, örgütlü olan ve yetkiyi tamamen elinde toplamış olan bir konfederasyonun sendikaların masadan çıkacak olan nimetin de külfetin de sorumlusu tutulması dolayısıyla işçi sendikalarında olan dayanışma aidatıyla ile yetkili sendika arasında ile sendikasız arasındaki farkı oluşturan dayanışma aidatı konusunun toplu sözleşme ikramiyesiyle telafisi önceden öncelenmişti. Dolayısıyla bunun anlamlı olabilmesi için yetkili sendika üyelerine %100 ödenmesi anlamında bir teklifi ...götürüyoruz. Mevcut 60 TL'nin 120 TL'ye... ...çıkarılması. Yine... ...masada yetkili sendikanın... E, ...diğer sendikalar... ...tarafından... E, ...ezilmesinin önüne geçilmesi... ...ve yetkisinin hakkının teslim... ...edilmesi anlamında masanın muhatabıysak... ...nimet-külfet dengesinde... ...muhatap tutulacaksak... ...o zaman dayanışma aidatının... ...işçi sendikalarındaki gibi olması gerekiyor. Bunu inatla, ısrarla... ...masaya tekrar getirecek ve bunu... ...almak için uğraşacağız. Çünkü... E, sendikacılıktaki temel e, argümanlardan ve temel dayanıklardan birisi toplu e, sözleşme ikramiyesiyle beraber dayanışma aidatı konusudur. Çünkü yetkili olmayan sendika şu an oradaki düzenekte bir yanlışlık var. Yetkili olmayan iki konfederasyon da masanın ortağı olarak masada duruyorlar. Gözlemci olsalar bile herhangi bir teklifleri görüşülmese bile itiraz ve imza yetkileri olmasa bile masada duruyor oluşları ve masadaki süreci manipüle etmelerine bazen vesile oluyor. Onun için e, masanın muhatabı olan yetkili konfederasyon olarak memur senin e, aldığı kazanımlardan dolayı onların işçi sendikalarında olduğu gibi dayanışma aidatı ödemesi, sendikasız olanların da sendika vasıtasıyla, örgütlü güç vasıtasıyla yapılan pazarlıklarla elde edilen kazanımlar dolayısıyla dayanışma aidatı ödemesi gerekiyor. Yine masaya götürdüğümüz çok önemli teklifler var. Eş yardımı konusu e, bunlardan yine en önemlilerinden birisi çünkü e, şu an eş yardım olarak çalışmayan eşler için e, kamu çalışanlarına aylık 177.3 TL'lik bir miktar ödeniyor. Biz bunun bireysel emeklilikteki taban fiyat olan 275 TL'ye çıkarılmasını her çocuk için ödenen e, miktarın eşitlenerek yani 6 yaş üstü çocuklar için e, 20.80 0-6 yaş olanlar için 41.60 olan çocuk yardımının e, bütün çocuklar için 75 TL ödenmesini istiyoruz. Doğum yardımı, ölüm yardımı, kreş e, yardımı, e, kreş hizmeti verilmesi gibi önemli tekliflerimiz var. Evlenme yardımı, servis, e, ulaşım hizmeti, yemek servisi ve yemek yardımı e, gibi önemli tekliflerimiz var. Kamuoyuna yansıyan e, dün itibariyle kamuoyuna, kamuoyunda ciddi manada e, yansıması olan cuma namazlarında e, çalışanların ibadet e, özgürlüğü e, engelleniyor cuma vakitlerinde kamuda çalışma saatinin o saatlere denk gelmiş olmuş olması e, insanların ibadet özgürlüğünün önünde bir engel olarak duruyor dolayısıyla cuma saatlerinde iki saat ara verilmesi bizim masaya getirdiğimiz en önemli tekliflerden birisi yine bununla beraber masaya kılık kıyafet özgürlüğü konusunda bizim 3 e, yıldır sürdürdüğümüz bir mücadele var. Bu mücadeleyi biz bir konsept halinde kadınların kamudaki e, devlet eliyle uygulanmış olan şiddetten kurtarılması ve başörtüsü mağduriyetinin önüne geçilmesi e, konusu vardı. Bununla ilgili 12 milyon 300 bin imza ile masa dışı geliştirdiğimiz e, irade ve ortaya koyduğumuz e, eylem ve etkinliklerle hükümete sunduğumuz teklif neticesinde hükümet ee, bu anlamda kamuda kadınların çalışması için ille de başının açık olması gibi bir anlamsız dayatmayı ortadan kaldırdı ve kadınların bu anlamda kamusal alan yalanının cenderesinden çıkarılması gibi bir önemli kazanma vesile olduk. Ama bu konsept bu teklifimiz 82 model Kenan Evren yönetmeliğinin özürlü olan bütün kısımlarına ilişkin topyekun bir çıkıştı burada bizim e, kamu çalışanlarını aynı kalıbın içerisine aynı elbisenin içerisine aynı şeklin içerisine sokmaya çalışan antidemokratik insan hak ve hürriyetleriyle bağdaşmayan 82 model yönetmeliğe itirazımız vardı bize sakal e, sakalımızla saçımızın ense tıraşıyla favori uzunluğuyla bıyığımızın e, üst dudağı ihlal edemez alt dudağı taciz edemez diyecek kadar bıyığımızın şekliyle ilgilenmeye çalışan giydiğimiz ayakkabının topuk boyundan giydiğimiz kazağın yakasına pantolonun kumaşına varana kadar her şeye müdahale etmeye çalışan antidemokratik yönetmeliğe karşı itirazımız vardı. Bununla ilgili sivil itaatsizlik eylemimiz şu an devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda masada mutlaka ama mutlaka Kenan Evren yönetmeliği ile ilgili bir geri adım bekliyoruz. Bu anlamda insanların özgürlüğünün tanınmasını istiyoruz. Çünkü çünkü öğrencilerle ilgili bir e, kıyafet serbestliği şu anda söz konusu ama öğretmenlere Haki yeşili giyeceksiniz ve bu anlamda şu kalıbın şu tornadan geçerek kalıbın içerisine gireceksiniz demeye çalışan hiç de e, bugünkü koşullarla toplum gerçekliğiyle e, uyuşmayan bir dayatma söz konusu. Bunun mutlaka ama mutlaka ortadan kalkması gerekiyor. E, bu anlamda masada önemli bir teklifimiz var. Yine fazla çalışma ücretleriyle ilgili sıkıntı var. Sembolik e, rakamlarla çalışanlar fazla çalışmaları ücretlendiriliyor. Bununla ilgili bir e, yeni bir iyileşme bekliyoruz. Dini bayramlarda çalışanlara ikramiye verilmesi, bayram ikramiyesi verilmesi konusu masanın önemli tekliflerinden birisi. E, sizler de hatırlarsınız, Kamuoyu da çok net hatırlayacaktır. E, bayram öncesi, Ramazan bayram öncesi Cumhurbaşkanımız e, çalışanlarla e, bir araya geldi, Başbakanımız çalışanlarla bir araya geldi, üçüncü ve üçüncü avanı çalışanlarla bir araya geldiklerinde. Orada e, işverenlerle yaptıkları görüşmede buradaki işçilerin ödüllendirilmesini bayramda 2500 TL bir bayram ikramiyesi verilerek sevindirilmesini istiyoruz demişti. Ve oradaki işveren bu konuda olumlu yaklaştı ve çalışanlar bayrama sevinçle gittiler. Biz bu sevincin bütün kamu çalışanları için olmasını ve devletin de bu anlamda bir bayram ikramiyesi vermesini önemsiyoruz. Bu masaya götürdüğümüz yeni tekliflerden birisi. Ve götürdüğümüz teklifte ifade ettiğimiz rakam 2016 için bayramlarda verilmek üzere her bayram için 1705 TL bayram ikramiyesi. 2017 için ise 1969 TL olmak üzere birinci altı aylık dönemlerde verilecek rakamı ifade ediyorum. En son ikinci altı aylıklarda ise 2016 için 1841'e çıkmış olacak doğal olarak. İkinci altı aylık için 2017'de de 2107'ye çıkmış olacak Bu anlamda devletin e, bayramlarda kamu çalışanlarını ikramiye ile ödüllendirmesini istiyoruz Çünkü bu işçi e, kesiminde olan bir e, uygulama yine e, masaya götüreceğimiz önemli e, başlıklardan birisi gündelikler arazi tazminatı ve sağlık uygulama tebliği kapsamındaki gündeliklerin ve ücretlendirmelerin yetersizliği konusunda iyileştirmeleri teklif edeceğiz ve yine masanın en önemli konulardan birisi de emekliler olacak şu an kamuda çalışmış ve emekli olmuş olan e, insanların çok ciddi mağduriyeti söz konusu. Çalışırken aldıkları aylıkların yüzde yüzde %40 oranında düştüğü ve hayatın e, bütün zorluklarıyla yüz yüze kaldıkları bir gerçekle e, yüzleşiyoruz. O yüzden bu anlamda e, emeklilerin e, maaş ve ödentilerine karşılık aynen çalışanların... Anlaştıkları bankalardan yetkili sendikanın da olduğu komisyonlarda aldıkları e, promosyonlar gibi yüzde yüzlük promosyon gibi e, çalışan emeklilerin de bu anlamda promosyon alması e, masada tekliflerimiz arasında aile yardımı konusunda e, çalışırken aile yardımı ödeyen devletin emekli olduktan sonra ailesi ölmediği halde ailesi de beraber yaşadığı halde aile yardımını kesiyor olmuş olması bu anlamda emeklilere çok ciddi zorluklar yaşatıyor bunun da iyileştirilmesini ve mutlaka onlara da aile yardımı verilmesi gerektiği konusundaki ısrarımızı masaya getirmiş olacağız. Çalışanların da kamu çalışanlarının emeklilerinin de bu anlamda rahat bir nefes alması için masada onlar adına tekliflerimizi sunacağız. Yine kamuda çalışan işçiler söz konusu, sözleşmeler söz konusu bizim dördüncü olan genel kurulumuza başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımız o zaman katılmıştı ve o zaman 200 binin üzerinde 4B'li sözleşmenin kadroya geçirilmesi noktasında ortaya koyduğumuz mücadelenin orada müjdesini vermiş ve onların kadroya geçişini sağlamıştı. Şu an kadroya geçememiş olan 4B'liler var, 4C'liler var, dolayısıyla diğer kurumlarda kadro bekleyenler var. Üniversiteli işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımız var, devlet memurluğu görevi yapan ama iş statüsüne çalışan arkadaşlarımız var. Bunların tamamının e, bu süreçte e, kadroya geçirilmesiyle ilgili masaya götürdüğümüz tekliflerimiz var. Ee, evet şimdi e, Sayın Yalçın, şimdi... E... 3 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler Pazartesi günü ve yasa gereği bu görüşmelerin en geç sürecinin 31 Ağustos'ta tamamlanması gerekiyor. Şimdi yaklaşık 5 Doğru. milyon memur ve emekliyi ilgilendiren çok önemli, onların adeta kaderini belirleyecek önemli bir görüşme. Bir yandan da koalisyon arayışları var Türkiye'de. Hükümet kurma görüşmelerinde 45 günlük sürede 24 Ağustos'ta dolacak. Eğer ikinci bir tur yapılmazsa ve erken seçim kararı alınırsa memur temsilcileri için bu pazarlık masasında, bu sözleşme masasında diyelim bir avantaj olur mu? Öncelikle şunu ifade edeyim. Şu an kamu işveren heyeti için muhatabımız bellidir. Sayın Faruk Çelik çalışma bakanı olarak yine üçünde masada olacaktır ve kamu işveren heyetini temsil edecektir. Bu anlamda bir e, biz bir muhatap sorunu yaşamıyoruz. 23 Ağustos itibariyle zaten e, eğer masada mutabakat olursa, imza çıkmış olursa süreç bitmiş olacak. Eğer masada mutabakat olmaz, gelen teklifler sunduğumuz teklifleri karşılamazsa o zaman 26'sı itibariyle en son tarihi olduğu için ifade ediyorum. 26'sı itibariyle hakem heyetine gitme gibi bir süreç olacak. Hakem heyeti de 31 itibariyle son kararı vermiş olarak bu süreç tamamlanmış olacak. O yüzden 23'üne kadar olan ki süreçte e, bu anlamda e, masadan sonuç çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Bu tamamen kamu işveren heyetinin masaya getireceği tekliflere bağlı. Biz bu anlamda tekliflerimizi sunduk. Onlar da şu an mutfağa çalıştırıyor ve pazartesi itibariyle masaya teklifle gelmiş olacaklar. Masanın şu anda muhatabı vardır. Bu anlamda sorulan soruların altında yatan temel Nedenlerden birisi e, Keskin e, ana muhalefet partisini ziyaret ederek, onlarla görüşmeler yaparak koalisyon hükümetlerinin görüştüğü su, şu süreçte e, masanın ertelenmesini Eylül-Ekim ayı içerisinde alınması gibi bir teklif getirdi. Bu çok anlamsız ve fantazi bir teklif. Nedeni şu, e, bunu ertelemeyi gerektirecek şu an herhangi bir zorunluluk yok. Yasa da zaten e, sürecin Ağustos ayının ilk mesaisinde başlar diyor ve Ağustos ayı son itibariyle biter diyor. Dolayısıyla ortada bir yasa var. Bir yasal zorunluluk var. Ortada yasa duruyor. Kasa ise bugün de aynı kasa, yarın da aynı kasa. Kasa da duruyor ortada. Masa ise üçünde kurulacaktır, muhatap vardır şu anda. Ee, çalışanlar adına masaya e, talepleri götürecek ve onların dertlerine çözüm arayacak. İrade de tasada, memursen ailesinde mevcuttur. Öyleyse yasa var, kasa var, masa var, ee, sorunları çözmek için ortaya konulan irade ve tasa var. O zaman bu masadan çözüm çıkar. Onun için bu masayı e, manipüle etmenin bir anlamı yok. Ee, bizim çalışanların sorunlarını çözmek için masada ayıracağımız zaman bu anlamda e, vardır. O arkadaşların e, ayıracakları zaman olmayabilir. Onlar için şu anda teröre yardım ve yataklık edenlerin, Tedavileri için ünite kurmak ve zamana ihtiyaçları olabilir ama bizim sorunumuz şu anda çalışanların dertlerine çare olabilmek, onların yaralarını sarabilmektir. O yüzden bu tip teklifleri son derece anlamsız buluyoruz ve bir fantezi olarak değerlendiriyoruz. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Ankara'da stüdyo konuğumuzdu neredeyse 5 milyona yaklaşan memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ağustos'taki işte bu az önce irdelediğimiz, konuştuğumuz toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. O masadan çıkacak olan karar büyük bir anlam taşıyor. Biz de elbette bu koduyu takip ediyor ve 3 Ağustos pazartesi günü bu görüşmelerin ayrıntılarını ekrana yansıtıyor olacağız. Bir kez daha teşekkür edelim Ali Altın'a.